Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında ölmeden evvel ölünüz ne demektir? Bunu açıklamaya gayret göstereceğiz. Değerli izleyenlerim, bir rivayette şöyle geçiyor. Mutu gable ente mutu. Ölmeden evvel ölünüz. Bu bir hadis midir, değil midir? O yönü tartışmalı. Ama güzel bir mana olduğunda şüphe yok. Ve çok güzel bir esas olduğunda da yine şüphe yok. Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan hakikatler içerisinde ölüm önemli bir yer teşkil eder. Kur'an-ı Kerim'de ölümün mutlaka insana geleceği değişik şekillerde ders verilir. Mesela küllü nefsin zâigatul mevt, her nefis ölümü tadacaktır. Küllü men aleyhâ fân, dünya üzerinde olan her varlık fanidir. Eynemâ tekûnû yudrikkumul mevt ve lev kuntum fî burûcin müşeyyede, çok sağlam kalelerde, burçlarda bile olsanız ölüm size gelecektir. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâgîkum. De ki kendisinden kaçmış olduğunuz ölüm mutlaka size gelecektir. Sonra gaybı ve şehadeti bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Ve peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey peygamber, mutlaka sen öleceksin, onlar da ölecekler. Daha bunlar gibi Kur'an-ı Kerim'de ölümle alakalı çok ayetleri görmek mümkün. Bunlar bize ölüm hakikatini ders veriyorlar. Ve tasavvufta rabıta-i mevt önemli bir esastır. Yani ölümünü düşünmek, dünyanın fani olduğunu mülahaza etmek ve dünyadan gidici olduğunu fark etmek, hissetmek. Ama şunu görüyoruz ki insanlarda tuli emel var. Yani insan uzun emeller peşinde oluyor. Adeta dünyayı ölümsüz, kendini de şu dünyada daimi, ebedi zannedebiliyor. Halbuki ölüm herkesin çok rahat kabul etmesi gereken bir gerçek. El mevtu hak, ölüm hak. Ve bu iki kere iki dört etmesinden belki daha da kesin bir hakikat. Çünkü etrafımıza baktığımızda daima ölüm olaylarıyla karşılaşıyoruz. Verilen her bir sala ölümü bize hatırlatıyor. İşte her gecenin karanlığı, kabrin karanlığını bize hatırlatır. Güneşin batışı bir gün hayat güneşimizin batacağını bize gösterir. Zaman zaman hastalıklar, bunlar ölümün birer keşif koludur ve ölümün birer habercisidir. Bunlar da bize dünyanın faniliğini ihtar eder. İnsan bütün bunlardan ders alabilirse ölmeden evvel ölmek dersini almış olur ve sanki öldüm deyip günahlardan daha uzak bir şekilde yaşayabilir. Bazı zatlar bunu şöyle uygulamışlar. Kendilerine kefen almışlar ve zaman zaman bir insanın güzel elbiselerini giymesi misali, bayramlıklarını giymesi gibi onlar da kefenlerini giymişler. Hatta bazıları zaman zaman kabre gidip orada sanki öldüm diyerek ölümün hakikatını kendilerine kabul ettirmeye çalışmışlar. Ölmeden evvel ölmek, günahlardan uzak kalmak itibariyledir. Artık vefat etmiş olan insanların günah işlemesi diye bir şey söz konusu değil. Kabirdeki insanlar günah yerlerine gidemezler. Kabirdeki insanlar artık günahlara bakamazlar. Kabirdeki insanlar artık hiçbir günahla doğrudan işleyecek şekilde bir alakaları kalmamıştır. Eğer bir insan ölmeden evvel ölmek dersini iyi alırsa bu noktada kendini ölüler arasında sayar. Sanki öldüm der ve bu şekilde günahlardan uzak kalabilir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu konuda anlattığı çok güzel bir olay var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle anlatıyor Mevlana. Diyor ki bir adamın çok sevdiği bir papağanı vardı. Bir gün papağanına dedi ki sevgili papağanım, ben Hindistan'a gidiyorum, senin ana vatanına. Oradakilere bir diyeceğim var mı? Papağan ona şöyle dedi. Hindistan'a gittiğinde falan bölgedeki ormanlığa git. Ben oralardan geldim. Orada benim akrabalarım var. Benim selamımı söyle. Ve benim durumumu da anlat. Burada olduğumu onlara anlat. O zat Hindistan'a gidiyor, işlerini görüyor. Papağanını memnun etmek için de onun demiş olduğu ormanlık bölgeye varıyor. Ve o ormanlık bölgede
papağanların bulunduğu bölgeye geliyor. Ve orada onlara diyor ki, ben falan ülkeden geliyorum. İşte benim yanımda sizin bir papağanınız var. Sizden gelen bir papağan. Onun size çok selamı var. Bu haberi duyan papağanlardan bir tanesi dalın üzerindeyken pat aşağıya düşüyor. Bunun üzerine adam bayağı üzülüyor. Eyvah diyor. Galiba çok seviyordu benim yanımdaki papağanı. Onun ayrılığına dayanamadı ve kalpten gitti diyor. Ve Hindistan'dan kendi ülkesine döndüğünde papağanına olup biteni anlatıyor. Diyor, Hindistan'da işlerimi gördüm. Senin dediğin tarzda yere de gittim. Ve orada şöyle şöyle oldu. Ve anlatıyor. İşte bir tanesi de herhalde diyor kalp sektesinden gittim. Bunun üzerine kafesteki papağan orada bulunmuş olduğu çubuktan birden kafese içine düşüyor. Bunun üzerine adamı alıyor bir telaş. Eyvah diyor. Bu haberi vermem herhalde iyi olmadı. Bizim papağan da kalpten gitti diyor. Kafesin kapısını açıyor. Oradan kuşu şu şekilde avucuna alıyor. Ama o anda papağan pır uçuyor. Ve bir dala konup sahibiyle konuşmaya başlıyor. Diyor ki ben mesajı aldım. İşte sen benim diyarıma gittiğinde orada o yere düşen papağan bana şu mesajı vermiş oldu. Eğer kafesten kurtulmak istiyorsan ölmüş numarası yap. Ölmeden evvel öl ki kafesten kurtulasın. İşte değerli izleyenlerim, bizler de şu dünya kafesinden ölmeden evvel ölmek suretiyle günahlarından, kötü hallerinden kurtulabiliriz. Gerçekten de dünya günahlar itibariyle cazip. İnsanın nefsi günahlara meyilli. Şeytan boş durmuyor, rahat durmuyor. İnsanı günahlara doğru sevk ediyor. Ama bir insan rabıtayı mevtle, ölümü düşünmekle, dünyanın faniliğini mülahaza etmek suretiyle sanki öldüm diyebilir. Ve bunun neticesinde günahlardan çok daha uzak kalabilir. Bir zat Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki, ya Emir el-Mü'minin, ben diyor kendime şimdiden bir kabir hazırlayayım mı? Hazreti Ebu Bekir şöyle bir cevap veriyor, çok güzel bir cevap. Diyor ki, kendine kabir hazırlama ama kendini kabre hazırla. Gerçekten de kendimize şimdiden bir kabir hazırlamanın o kadar da bir anlamı yok. İlla mutlaka insanları bir kabre koyacaklardır. Kimseyi açıkta bırakmazlar. Dünyanın en fakir insanı da herhalde açıkta bırakılmayacaktır. Ama kendimize kabir hazırlamak değil, kendimizi kabre hazırlamak gerekiyor. Acaba orası için bir hazırlığımız var mı? Orası için bir şeyler hazırlayabildik mi? Buna bakmak gerekiyor. Bunu yapabildiğimizde çok daha başarılı olabiliriz. Şöyle bir olay anlatılır. Bir delikanlı, böyle Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışan birisi. Ama babası var, içkici ve günahlarla dolu bir hayatı var. Delikanlı, babasının bu halde olmasından çok rahatsız. Bir defasında babası dükkanda işte bir takım şeyleri almış, bunları oğluna veriyor. İçki ve meze türü şeyler. Oğlum diyor, git bunları eve götür, akşama hazırlasınlar. Oğlu üzgün bir şekilde bunları alıyor. Yolda da düşünüyor, ben babamı nasıl bu durumdan kurtarabilirim? Babama nasıl yardımcı olabilirim? Ve bunları bir yere bırakıyor. Eve götürmüyor, bir yere bırakıyor. Akşam babası eve geldiğinde, sofra kurulduğunda bakıyor, içki şişesi yok. O meze türü şeyler oraya bırakılmamış. Oğlum diyor, ben sana bir şeyler vermiştim, bunları hazırlasınlar demiştim. Oğlu da diyor ki, baba diyor, ben onları öbür evimize götürdüm. Babası şaşırıyor, oğlum diyor, bizim başka evimiz yok ki, nereye götüreceksin? Oğlu diyor ki, baba var, gel istersen seni oraya götüreyim. Babası merak ediyor, beraberce çıkıyorlar ve bir miktar yürüdükten sonra mezarlığa geliyorlar. Oğlu yeni açılmış bir mezarın kenarına bunları koymuş. O içki şişesini, meze türü şeyleri oraya koymuş. Baba diyor, ileride burası bizim evimiz olacak. Herkes netice itibariyle buraya gelecek. Ben buraya getirdim. Babası ölümün çıplak yüzüyle, ölümün hakikatiyle bu kadar yakından karşı karşıya gelince gerçekten etkileniyor. Böyle duygulanıyor ve oğluna diyor ki, oğlum haklısın.
Ben burayı hiç düşünmemiştim. Benim bu evden haberim yoktu. Allah senden razı olsun. Aklımın başına gelmesine vesile oldun. Artık tövbeler tövbesi. Bundan sonra içki içmek yok. Bundan sonra Allah'ın istediği tarzda bir insan olmaya gayret göstereceğim diyor. İşte rabıtayı mevt, ölümü düşünmek insanı bu şekilde günahlardan uzak tutabilir. O insanı Allah'ın emirlerini daha rahat, kolay bir şekilde yapabilecek bir hale getirebilir. Cenab-ı Hak hepimize imanlı bir hayat nasip eylesin. Böyle bir duayla bugünkü programı kapatıyoruz. Başka bir programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz.